Dijital dönüşüm eğitimi alıyoruz ve dünyanın en büyük teknoloji merkezindeyiz. Burada sadece teorik bir eğitim değil, aynı zamanda simülasyonlar ve canlı saha çalışmalarıyla eğitimlerimizi pekiştirerek ileride gireceğimiz firmalarda bunu daha iyi hayata dökebileceğimizi düşünüyorum. Sahada kadın ve erkek ayrımı gözetmeksizin her zaman iş gücümüzün eşit olduğuna inanıyorum. Bizler değişim elçisi olarak bu dünyanın en büyük teknoloji değişim merkezinde aldığımız teorik, uygulamalı, simülasyonlarda yaptığımız pratiklerle fabrikaya gönderildiğimiz zaman üretimleri iyileştirmek, tüm prosesleri dijitale aktarmak, bunların da daha iyisini yapabilmek adına fabrikalarımızın kalkınmasını, işte imalat sanayisinde kadınlarımızın olmasını ve buna öncülük eden seçilmiş kişiler olduğumuzu düşünüyorum. Misyonumuz ve vizyonumuz, her şeyimiz şu an değişiyor. Yeni farkındalıklar elde ediyoruz, yeni yetkinlikler kazanıyoruz. Ve ben şu anda bir fabrikaya gittiğim zaman, staj yaptığım zamanla aynı olmayacağımı düşünüyorum. Biz şu an Max'te dijital dönüşümle ilgili yazılım eğitimleri, farkındalığımızı, özgüvenimizi yükseltmek için sosyal yönlü eğitimler alıyoruz. Daha önce aldığım eğitimlerle şu an burada aldığım dijital dönüşüm odaklı eğitimleri birbirine entegre bir şekilde çalışmaya başladığım, istihdam edildiğim firmada uygulamayı hedefliyorum. O yüzden bu projenin içinde yer almak benim için umut vaat ediyor. Sektörde karşımıza çıkan zorlukları birer birer ama mutlaka hep beraber aşabileceğimize inanıyorum. Böyle umuyorum. Bu eğitimlerden sonrasında sadece teknik donanıma sahip olmak değil de bilgisayar dilini öğrenmek ve aynı zamanda iletişim becerilerimizi geliştirebilmek, bunları öğrenmek benim için çok önemliydi. Standart bir inşaat mühendisi olamayacağım artık çünkü vizyonum çok genişledi. Hem yazılımla hem yapay zekayla hem de bir inşaat mühendisliğini, inşaat sektörünü birleştireceğime artık inanıyorum. Bence değişim elçisi demek zincirleri kırmak demek. Yani STEM alanındaki cinsiyet eşitsizliğini kırabilecek kadınlar olduğumuzu düşünüyorum ve onun için seçildik.